Güzel bir bahar vakti 4 Nisan 1940'ta İstanbul'da İstanbullu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi Aydın Köksal. Doğduğu mevsimin güzelliği gibi ülkesine de baharlar getirecekti. İstanbul dünya güzeli bir kent. İstanbul'da tabii dünyaya gelmiş olmam, oradaki bütün güzel yapıların, doğal çevrenin güzelliğinin ayrımına vararak yaşamamı sağladı. Üstelik İstanbul bir Türkiye'nin tek belki de o zaman kozmopolit şehri. Her dilden konuşuluyor. 72,5 milletin orada yaşadığını öğrendim. Bütün güzellikleriyle, güzel gelenekleri ve alışkanlıklarıyla gözlemler yapma olanağı buldum. Ortaokul ve liseyi Galatasaray'da bitirdi Aydın Köksal. Elektronik mühendisliğini ise Galatasaray'daki okul birinciliği sayesinde çağrıldığı Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Fransa'da okudu. Bütün iş yaşamı bilişim alanında bilgisayarlar konusunda çalışmakla geçti. Bütün yeryüzünü sırtımda taşıyan atlas gibi hissetmeden kendimi, tersine bir karıncanın yükünü incecik kollarıyla taşıması gibi, yuvasına taşıması gibi dünyayı sarmalayarak yaşamayı adet edindim. Üniversiteden kopmak yerine 5 yıllık birikimini Türkiye geneline yaymak amacıyla darbeden tam 41 gün sonra 22 Nisan 1971 günü arkadaşları olan Önol Örs, Ersay Gürsoy, Bülent Dikman, Atalay Yunusoğlu, Tamer Uykal, Ünal Yarımağan ve Coşkun Arslan'la kendi ev adresinde Türkiye Bilişim Derneği'ni kurdu. O, sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin bir ulusun gelişmesinde önemli bir işlev olduğuna inanıyordu. Biliyor musunuz ki 30 küsur ülkeden oluşan OECD'de bütün ülkeler, bakanlıklar, genel müdürlükler kurmuşken biz DPT, geçmiş yıllarda DPT adına verilen bir raporda biz devlet olarak Türkiye'de pek fazla büyük örgütler kurmuş değiliz bilişim alanında. Başardıklarımızın tümünü bir sivil toplum örgütüyle, yani Türkiye Bilişim Derneği ile gerçekleştirdik diye rapor verdiğimizde daha 1980'lerin başlarıydı. En iyi çözümü Türkiye bulmuş diye en büyük övgü Türkiye'nin tuttuğu yola verildi. Çünkü bilişim devrimi bir kültür değişimidir, bir ekin değişimidir ve bu ancak sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle başarılabilir diye Batı dünyasından da, Doğu dünyasından da, Üçüncü Dünya'dan da övgü ala geldik.